Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Hazırız Elif. İnşallah yapabiliriz tabii. Ben pek emin değilim. Galiba bende. Başarmak için önce inanmalısınız. Tamam hadi. Bir, iki... Üç. Ben galiba düşürüyorum Elif. Düştü hatta. Ali, bak Mehmet düşürdü. Sen sakın düşürme. Tamam Elif, merak etme. Ha, düştü. Bari sen düşürme Zeynep. Bak diğer ikisi de... Ah, benimki de düştü bile. Kendinize gelir misiniz lütfen? Ne yapalım ama Elif, beceremiyoruz. Olmaz öyle şey. Çok basit. Bakın şöyle. Yürgen bile yapardı yerinizde olsa. Hadi çabuk ama. Kaldırın yerden hula hooplarınızı. Evet çocuklar. Bilin bakalım size ne sürprizim var. Ne sürprizi? Lütfen söyleyin öğretmenim. Lütfen, lütfen. Evet arkadaşlar. Geziye gidiyoruz. Ne güzel. Nereye gidiyoruz öğretmenim? Tarihi Çadır Köşkü'ne. Hem de tarihi. Öğretmenim, ben yanımda bir arkadaşımı getirebilir miyim? Olur Gürgen. Ama biz az sonra yola çıkıyoruz. Servis aşağıda bekliyor. Siz gidin öğretmenim. Ben arkadaşımı alır gelirim. Tamam Gürgen. Azmi ile birlikte gideyim. Baksana tarihiymiş. Beraber inceleme yaparız. Hadi yılmak yok. Tekrar başlıyoruz. Peki Elif. Evet, çok güzel gidiyor. Olamaz, yine mi? Kusura bakma Elif. Patron, beni de gezmeye götürdüğün için teşekkürler. Sen gezmeyeceksin Azmi. Ben gezerken sen notlar alacaksın. Ne notu patron? Nereye gidiyoruz biz Azmi? Nereye gidiyoruz? Daha onu bilmiyor. Tarihi Çadır Köşkü'ne. Evet. Peki biz tarihi olan yerleri ne yaparız? Bunu biliyorum. Tarihini ortadan kaldırırız. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttun. Sen şimdi çadır köşke gittiğimizde oraya rahat saldırı yapabilmemiz için gözlem yapacaksın ve düşüncelerini not edeceksin Azmi. Tamam patron. Bak geldik galiba. Tarihi çadır köşkü şurası olmalı. Gerçekten de çadıra benziyormuş patron. Herhalde Azmi. Çadır köşkü ağaca mı benzeyecek? Adı üzerinde çadıra benziyor işte. Bizimkiler gelmemiş hala. Kimse gelmeden fotoğraf çekilelim mi patron? İyi fikir. Hadi gel çekilelim. Çalışma zamanı. Peki patron. Ben de biraz güneşleneyim. Patron, patron, uyan artık. Çok geç oldu. Neler oldu Azmi? Geldiler mi? Neredeler? Kimse gelmedi patron. Sabahtan beri not alıyorum. Not alacak başka bir şey kalmadı. Gitsek mi artık? Onlar yolu bulamadılar herhalde. Yarın hepsiyle dalga geçeceğim. Hadi gidelim. Bakın, biraz geliştirdiniz kendinizi. Yakında öğreneceksiniz. Elif, artık gidelim mi? Sonra devam ederiz. Akşam ezanı da okundu. Evdekiler merak etmiştir. Çok geç olmuş gerçekten. Hiç farkında değilim. Gidebilir miyiz peki? Evet, gidebiliriz.
Hiç bitmeyecek sandım. Ali, hı? Homurdanıyor musun sen? Yok yok. Biz sadece... Günaydın Hasan. Günaydın. Dün neden gelmediniz Hasan? O kadar zevkliydi ki çadır köşkü. Bak çekildiğimiz fotoğraflara. Çok güzelmiş ama burası çadır köşkü değil ki. Hı? Nasıl değil? Bak çadır köşkü burası. Biz gittik zaten. Bunlar da benim fotoğraflarım. Aa, bu da ne demek oluyor? Nasıl olur? Gösteririm ben şimdi o tarihi çadır köşküne. Allah Allah. Ne oldu ki şimdi buna? Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Duymadınız mı? Size diyorum. Aa, bakın Çınar bizi çağırıyor. Aa, evet evet Ali haklı. Doğru, tabletime de haber gelmiş. Ben de anladım, merak etmeyin. Hepinizin söylemesine gerek yok. Neyse sonra devam ederiz. Bir an sürekli hula hop çevirip İstanbul'a bile yardım etmeyeceğiz sandım. Kaytarmaya çalıştığınızı da fark ediyorum bu arada, ona göre. Göstereceğim ben onlara. Resmen tarihi çadır köşk yerine adamın birinin çadırını gezmişim. Bana yapılır mı bu? Merhaba patron. Hı? Gördüğüm kadarıyla plan yapıyorsun. Hı? Dün çadır köşküyle ilgili aldığım notlara ihtiyacın yok mu? Hayır Azmi. Çek onları gözümün önünden. Sinirlerim daha da bozuluyor. Çek dedim sana, çek. Peki patron. Hı? Tamam, kızma. Ne yapsak suç? Anlamadım ki. Tamam, bitti işte. Yürü, gidiyoruz. Tamam patron. Oh. Nerede kaldın Azmi? Geldim patron. Demek ki arkadaşlarının üstüne çok gidiyorsun Elif. Biraz daha sabırlı olabilirsin. Peki Çınar. Hem ben anlamadım ki hula hop çevirmek ne işimize yarayacak? Ne güzel, eğlenceli işte. Arkadaşların henüz senin kadar iyi çeviremedikleri için aynı şekilde eğlenmiyor olabilirler Elif. Ali, bence sen de peşin hükümlü olma bu kadar. Aa, alarm ürütüyor. Gürgen harekete geçmiş olmalı. Aynen öyle Mehmet. Aldığım sinyallere göre hedefi de çadır köşkü. Hadi hemen biz de harekete geçelim. Tamam. Demek çadır köşkü burasıymış patron. Evet Azmi. Boşu boşuna koca bir günü başka bir yerde geçirdik. Bu sefer ben bile sinirliyim patron. Alalım intikamımızı. Merak etme sen. Peki ne zaman harekete geçeceğiz? Dur Azmi biraz. Hazır gelmişken biraz dinlenelim. Geldik işte. Demek çadır köşkü burası. Çok güzelmiş. Evet. Buraya iş dışında da gelelim bence. Ne? İş dışında mı? Neyse, o zaman işimize bakalım. Zeynep, çadır köşkü hakkında bilgi verebilir misin bize? Tabii Mehmet. Çadır köşkünün diğer adı Sedir Köşkü. Padişah Abdülaziz Han tarafından 1865-1871 yılları arasında yaptırılmış. Yani yaklaşık 150 sene önce. Mimarı Sarkis Baryan'mış. Ayrıca bina beyaz ve kırmızı rengin hakim olduğu bir dış görünüme sahip. Tamam o zaman. Hadi başlayalım onları aramaya. Evet, çoktan harekete geçmiştir o gürgen. Çoktan harekete geçmemiz gerekmez miydi patron? Neredeyse burada olur o Mehmet ve arkadaşları. 40 yılda bir doğru konuştun Azmi. Aferin. Planımızı uygulamaya başlayalım. Oh, iyi geldi vallahi. Hadi gidelim. Burada da yoklar. Nerede olabilirler acaba? Ayrılmamız gerek. Zeynep, sen benimle gel. Ali, sen de Elif'le ters tarafa gidin. Evet Azmi, hazır mısın? Hazırım patron. Planımız nedir? Çadır köşkü çadır haline getireceğiz. O nasıl olacak peki? İşte bununla. Muhteşem icadım Gür Çadır 5000'le. Bunun neresi 5000 patron?
Bu olsa olsa 5 olur. Sen öyle san. Gördün mü Azmi? Gerçekten muhteşemsin patron. Gel benimle. Peki şimdi ne yapacağız? Çok basit. Şu balyozlarla binayı yıkacağız. Bir şey icat etseydin keşke patron. Bununla zor olur. Üşenme Azmi, üşenme. Bu da ne arkadaşlar? Bilmiyorum. Hemen gidip bakalım. Durun. Yine mi siz? Durun dedim size. Kusura bakma ama durmayacağız. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Bilmiyorum. Çadırdaki ışıklandırmayı kapatabilirsek hareket etmelerini engelleyebiliriz. Zeynep haklı. Bunu ben yapabilirim. Ne yapacağız patron? Ben hiçbir şey göremiyorum. Bir şey olmaz Azmi. Bak böyle vuracaksın. Bana vurdun patron. Sen de bana vurdun. Gene vurdun patron. Gerçekten beceriksizsin Azmi. Hadi kaçalım bari. Durun bakalım. Öyle kolay değil. Yine muğlup Elif. Ne iş var onun yanında? İzle bakalım. Yakalandık Azmi. Muhteşem bir atıştı. Her zaman söylerim. Kolay işti. Polis geliyor. Kaç Azmi, kaç. Kaçamıyorum patron. Öyle olmaz. Sırtına al beni. Koş Azmi. Elif, özür dilerim bu arada. Hulaup çevirmek ne işimize yarar ki demiştim. Resmen sayesinde Gürgen ve Azmi'yi yakaladık. Hadi mahalleye dönüp hulaup çevirelim. Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep,
Ali ve Elif. Yaşasın. Ali hastayken oyun oynamanın hiç tadı yok ki. Yine çizgiye bastım. Normalde bu oyunda sonuncu Ali olurdu. Niye hastalandı ki? Onu çok özledim. Bence bu oyun benim oyunum. Daha birlerdesin. Bence de Elif, sevinmek için daha erken. Birler, ikiler, beşler fark etmez arkadaşlar. Bu kez şans benden yana. Şimdiden üçlere geldim bile. Bu kez işim zor görünüyor. Beş taş değil, satranç oynuyoruz sanki. Hadi Elif, yerdeki üç taşın hepsini birden alman lazım. Çabuk sevinme demiştim. Aklım Ali'ye gitti. O sebeple dikkatimi toplayamadım. Aslında ne oynadığımızın da bir önemi yok. Pek keyif alamıyorum. Ben de. Nazmi. Geldim patron. Sana mis gibi ıhlamur kaynattım patron. Hı. Fokur fokur. Yandı vallahi. Beni aşlamayı başardın Nazmi. Yine. Ama patron, sen de bana tuzak kurmuşsun. Şaşkın Azmi. O tuzak İstanbul muhafızları için. Yeni icatım buz buz 7000. Sadece işe yarıyor mu diye kontrol etmek istedim. Evet, işe yarıyor patron. Dünyam alt üst oldu. Peki bu kez planımız nedir? Dinle Azmi. Evet arkadaşlar. Gelecek dersimiz için bir konuda araştırma yapmanızı istiyorum. Para. Tarih boyunca çeşitli amaçlarla paralar bastırılmıştır. Mesela krallar hükümdarlıklarının sembolü olarak altından para... Öğretmenim! Gürgen, öğretmenlik hayatımın başından beri dersine giriyorum. İlk kez el kaldırdın. Para İstanbul'da nerede bastırılmıştır öğretmenim? Gürgen soru sordu. İlk olarak Topkapı Sarayı'ndaki Darphane-i Amire'de altın ve para bastırılmıştır. Daha sonraları ise para Beşiktaş'taki... Evet arkadaşlar, dersimiz bitti. Merak etme Gürgen, bir sonraki ders hepsini anlatacağım. Ya Azmi, öğretmenin konuşması yarım kaldı. Ama ben darphanenin yerini öğrendim. İnanamıyorum patron. İlk kez derste bir şey öğrenmişsin. Ne öğrendin? Ah, şaşkın. Önce oradaki altınları ele geçireceğiz. Sonra o altınların üstüne kendi resmimi bastırıp hükümdarlığımı ilan edeceğim. Hem çok zengin olacağım, hem de İstanbul'a hükmedeceğim. Ve tarih dersini ortadan kaldıracağım. Altınların nerede olduğunu biliyor muyuz patron? Şimdilik hayır. Koş git hemen bir kazma ve kürek getir. Gerekirse o altınları bulmak için her yeri kazarız. Patron, ikişer tane getirsem daha hızlı kazmaz mıyız? Sadece sen kazacaksın şaşkın. Bu eller Azmi, kalem tutmak için var. Kazma kürek tutmak için değil. Çok sıkıldım. Ben de. Hey bakın, Çınar bizi çağırıyor. Ha? Çok şükür bir değişiklik oldu. Thank you.
Merhaba çocuklar. Eğlencenizi bölmek istemezdim ama. Ay Çınar, lütfen böl. O kadar sıkıldık ki. Ali hasta ve o olmadan oyun oynamanın bir tadı yok. Birbirinizi bu kadar çok sevmeniz çok güzel çocuklar. Maalesef bu sefer işiniz daha zor. Bir kişi eksiksiniz. Gürgen ve Azmi yine ne plan yaptılar acaba? Olamaz, işe koyulmuşlar bile. Bu kez darphaneyi amire yakınlarından sinyal aldık. Bilgilere ulaşıyorum. Merak etme Çınar. Seninle irtibat halinde oluruz. Size güveniyorum çocuklar. Bütün binalar boş Azmi. Nerede basılıyor bu paralar? Nerede bu altınlar? Ama burası çok güzel bir yermiş patron. Azmi, turistik geziye mi geldik? Sinirlendirme beni. Şşt. Yine Mehmetler burada. Darphane olarak kullanılan bu bina Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından 1727'de yaptırılmış. Darphane kapısının sol tarafında bulunan bu küçük çeşmede 3. Selim'in tuğrası varmış. Vay canına. Osmanlı için önemli bir yer tutan darphanede para basımı dışında altın ve gümüş eşya, hatıra sikkeleri ve mücevherlerin imalatı da yapılırmış. Çok büyük görünüyor. Haklısın Elif. 17 dönümlük bir alan üzerine kurulu. Bir diğer girişi de arkeoloji müzeleri girişinin karşısında bulunuyor. İki girişi mi var? Ayrılmamız gerek. İçeride buluşuruz. Siz diğer girişe gidin. Ben ikiniz kadar hızlı koşamam. Gürgen ve Azmi'yi elimizden kaçırmayalım. Hayır, hayır. Bırak arkadaşlarımı. Hayır. Mehmet, Elif, Zeynep. Ha, nerede bunlar? Bensiz seksek oynamışlar. onlar da hani? Bensiz beş taş da oynamışlar. İyi ama neredeler? Çınar? Hoş geldin Ali. Nasıl oldun? Hala biraz hastayım ama bir kabus gördüm. Hislerin seni yanıltmamış Ali. Biraz evvel Zeynep'le bağlantıyı kaybettim. Hayır, bana ihtiyaçları olabilir. Neredeler? Nerede bu para basılan oda? Şaşkın Azmi, bir şey söylesene. Hiç genel kültürünüz yok mu sizin? Burası eskiden para basmak için kullanılıyormuş ama şimdi asıl darphane başka yerde. Bizi kandırmaya mı çalışıyorsun sen? Patron, bence doğru söylüyor. Bütün binaları gezdik ama hepsi boştu. İlk kez haklısın Azmi. Yine de zamanında burada para basıldığına göre kesin bir yerlerde gömülü altınlar vardır. Tek yapmamız gereken kazıp çıkarmak. Nereyi patron? Her yeri. Buraya zarar vermenize izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarım sizi durduracaktır. İmdat! Bu kez hazırlıklıyız. Bize engel olamayacaksınız. Ses şuradan geldi. Zeynep'i kurtarmalıyız çabuk. Diğer arkadaşınız nerede? Neydi adı? Ali. O hasta evinde. Şanslı günündeymiş. Buna pişman olacaksın Gürgen. Bırak bizi. Hadi Azmi, elini çabuk tut. Şu altınları arayıp bulalım. Neden anlamak istemiyorsunuz? Altın veya para yok burada. Boşu boşuna yıkacaksınız her yeri. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ki. Sadece Azmi biraz yorulacak. Hepsi o. Çok yorulacağım patron. Peki muhafızlara ne yapacağız? Hmm.
Arkadaşlarımı rahat bırak Gürgen. Hemen gidip polis çağıracağım. Beni yakalayamazsınız. Patron, eyvah. Polislere haber verecek. Koş Azmi, yakalayalım şunu. Tamamdır, polise haber verdim. Birazdan burada olurlar. Ah Azmi, hepsi senin yüzünden. Beni telaşlandırdın, kendi tuzağımıza düştük. Ali, bu kez İstanbul'u sen kurtardın. Çok iyi işte. Böylesini ben bile yapamazdım. Tebrik ederim çocuklar. Bu sefer işiniz çok zordu ama yine de başardınız. Ali hepimizi kurtardı. Siz de olsanız aynını yapardınız. Arkadaşlık böyle bir şey. Biri dardayken diğeri mutlaka yardım eder. Aferin Ali. Çok doğru söyledin ama artık eve gidip dinlenmelisin. Çocuklar, siz de eğlencenize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hayır! Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Ağacın arkasındalar. Onları görmediğimizi sanıyorlar. Baksana şunların haline. Hey, biraz öteye gitsene, açıkta kaldım. Görüneceğim, bana da yarayın. Beni itmeyi bıraksana, burası zaten kocaman. Hazır mısın Zeynep? Sürpriz bir atak yapalım. Arkadaşlarımızı biraz serinletelim. Hadi çekil biraz. Ne var bunda gülecek? Hadi sıra bizde.
Şimdi. Elif bana değil, dur. Elif hani biz ortaktık. Bakın Çınar bizi çağırıyor. Şanslısın Ali. Ah, teşekkürler Çınar. Tam zamanında. Geldiğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Bugün nasılsınız? İyiyiz Çınar, teşekkürler. Ali, sen de iyisin değil mi? Çocuklar, sizi neden çağırdığımı biliyorsunuz. Ama bir dakika. Galiba Ali size biraz kırgın. Bence rol yapayım. Ali! Hepsi bir olup su tabancalarıyla beni ıslattı Çınar. Hatta Elif benimle işte hemen onların tarafına geçti. Bence arkadaşların sadece seni sevdikleri için sana şaka yapmışlar. Biz şey Çınar, sadece şaka yapmak istedik. Oyunlarda ikiye ayrılsak da biz tek bir takımız. Bize kırıldıysan özür dileriz Ali. Sadece sen de eğlenirsin diye düşünmüştük. Hep siz mi şaka yapacaksınız? Size hiç kırılmadım ki. Aslında çok da hoşuma gitti. Ferahladım sayenizde. Acaba oranı tutturabildim mi? Azmi, nerede kaldın? 2 saat oldu. Bir defa da geç kalmasan olmaz mı? Koşarak geldim patron. Çok yoruldum. Nasıl patron? Beğendin mi çiçeğimi? Tam 4 yıldır gözüm gibi bakıyorum ona. Güzel, güzel. Tam istediğim gibi. Patron, o ne? Hiç, şey işte, gübre. Yeni icadım. Teşekkürler patron ama çiçeğimin gübreye ihtiyacı yok. Daha yeni bakım yaptım ona. Çekesene. Sağ ol patron ama benim çiçeğimin gübreye alerjisi var. Çiçeğin alerjisi mi var? Çiçeğim biraz nazlıdır da. 2 damlacık. Merak etme, bir şey olmaz. Olmaz dedim patron. Uçtu. Bittin sen Azmi, bittin. Patron, yanlışlıkla oldu. Ebru Azmi, kaçma. İksirin ne işe yaradığını çok merak ettim şimdi. Biz de o halde. Gerçekten de gübreymiş. Biraz sabırlı ol. Bu nasıl bir gübre? İşte bu. Bu yeni iksirim sayesinde İstanbul'daki tüm çınarları kurutacağım. Çocuklar, sizi neden çağırdığımı anlamışsınızdır. Tabii ki Gürgen. Bu kez hangi tarihi esere saldıracak? Bu kez işimiz gerçekten zor. Çünkü Gürgen herhangi bir tarihi esere saldırmayacak. Ne? Gürgen pesmetti artık. Maalesef Gürgen Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesi olan çınar ağaçlarına saldırmayı planlıyor. İstanbul'daki tüm çınarları yok etmek istiyor. Nasıl? Ama sen de çınarsın. Ya sana saldırırsa? Saldırıya nereden başlayacağını kesin olarak bilmiyoruz. En çok çınar nerede varsa oradan başlamak isteyebilir. Bu defa gerçekten çok kızdım. Ali haklı. Riske gireceğiz çocuklar. Erkenden yola çıkmanız gerekiyor.
Gürgen'in hamlesini tahmin etmeniz gerekiyor. Geç kalmadın, harekete geçelim. Evet. Bir tüp iksire iki kova su dökeceğiz. En büyük çınarları bile 10 dakikada kurutacak. Diğerini de ver bakayım. Neden çınarları yok etmek istiyorsun patron? Çünkü onlar yüzünden hayallerim bir kez daha ertelendi. Sözlüğe hazırlandın mı Gürgen? Tabii ki öğretmenim. Neredeyse hazır sayılırım. O halde sana kolay bir soru soracağım. Söyle bakalım. Ne? Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesi hangi ağaçtır? Hatta sana bir ipucu vereyim. Bu ağaç uzun ömür ve ihtişamın simgesidir. Allah Allah, aklıma gelmiyor. Söğüt ve Toman işte 1299 yılı. Cevap veriyorum öğretmenim, Söğüt ağacı. Yine çalışmadın değil mi? Doğru cevap çınar ağacı olacaktı. Söğüt bir yer ismi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yeri. Bunu siz istediniz. Karşıma çıkan bütün çınar ağaçlarını yok edeceğim. Benim kim olduğumu hepiniz anlayacaksınız. Bu kitabı kütüphaneden aldım. İstanbul'daki çınarlar hakkındaki tüm bilgiler var. Bakalım en eski çınarlar hangileriymiş? İşte burada. Sence yaptığın iksir bunu kurutur mu patron? Hem de nasıl? Bütün iksiri kullanacağım. Bugün sadece bu çınarı kurutsak yeter. Bazı iddialara göre bu çınarı İstanbul'un fethedildiği gün bizzat Fatih Sultan Mehmet dikmiş. Vay, ne kadar da yaşlıymış. Matematik benim en iyi dersimdir. Şimdi hemen yaşını hesaplayayım. Senin matematik. Meşten 3 çıktı, 11, elde var 1. Buldum, tam tamına 38 yıllık. Kaç durak kaldı Gülhane Parkı'na? İki durak. Mehmet, ne düşünüyorsun? Gürgen'in Gülhane Parkı'ndaki çınarlara saldıracağını düşündüm ama içimde kötü bir his var. Ya başka bir yere saldırırsa ve ona engel olamazsak? Hepimizin aklına ilk orası geldi. Şuraya bakın. Ama bu doğru mu anladım yoksa? Gürgen ilk hedef olarak çınarı seçmiş. Hemen geri dönmeliyiz. Acele edin. Bu taraftan. Çok mesafe kalmadı. Kimse bizden şüphelenmez değil mi? Kaç defa söyleyeceğim Azmi? Soran olursa görevli olduğumuzu söyleyeceğiz. İksir ağacı püskürtünce önce yaprakları ışıldamaya başlayacak. Bize teşekkür bile edeceklerdir, merak etme. Ama sonra... Daha hızlı koşmalıyız. Umarım geç kalmamışızdır. Bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Eğer öyle bir şey olursa Gürgen'i elimden kimse kurtaramaz. Geldik işte. Acele edin. Ne? Hiç bu kadar büyük bir çınar görmemiştim. Bunu sağ mı bıraksak? Hemen yumuşama. İstanbul'da tek bir çınar kalmayacak. Hepsini ama hepsini kurutacağım. Bakalım gerçekten bu kadar uzun ömürlü müsünüz? Yazık olacak bu tarihi çınara patron. Başka çınarları mı kurutsak? Azmi, tek kelime daha edersen işimi bitirdikten sonra senin o güzel çiçeğine sıra gelir. Anladın mı? Gürgen! Artık çok olmaya başladın. Ne? Ne? Bıktım artık sizden, bıktım. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Su tabancası mı onlar? Elinizdeki su tabancalarıyla beni durduracağınızı mı sanıyorsunuz? Oyun oynamak için zamanım yok. O kadar emin olma. Ali, şimdi. Demek suyunuz bitti. Ama benim iksirim daha bitmedi. Ne o? Bu kez işe yaramadı galiba. Şimdi beni kim durduracak?
Seni durdurmanın her zaman bir yolu vardır Gürgen. Azmi, bir ses duydun mu? Evet patron. Beni kurutmak mı istiyorsun? Dene o zaman. Şaka bu. Nasıl olabilir ki? Biri kandırmaya çalışıyor sana. Çınarları rahat bırak. Bu sana son uyarım. Anladın mı beni Gürgen? Azmi kaç! Konuştu. Duydun. Ağaç konuştu. Bir daha sakın buraya gelmeyin. O kadar korktular ki bir iki gün dilleri tutulur. Çınar o kadar sert konuştu ki bir an ben bile korktum. Ha 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 ha